diyor ki üreticimiz gübreler çok pahalı. Yani burada çiftçimiz hakikaten gübre fiyatlarından, siz de şimdi burada tabii gübre artık minimize ettiniz. Küçük kutulara aldınız. Sizin farkınız ne olacak çiftçiye? Yararı ne olacak? Çünkü ya, sizinki de mi pahalı? Şöyle aslında Vural Bey, çok haklılar. Evet, çok ciddi bir artış var. Bu artış karşısında bugünkü verim ve fiyatlarla gidersek gelecek sene birçok insan zarar eder. Ciddi zararlar eder. Yani fiyatlar ciddi şekilde artıyor. Allah üreticinin yardımcısı olsun. Şimdi bizim ürünlere gelecek olursak, sabah biz burada bir tek bir ürünle ilgili 25 dönüm maliyeti çıkardık. İşte 5 litrelik yapraktan beslemeyle 25 dönüm maliyeti çıkardık, 160 lira tuttu. Yapraktan beslemenin bir uygulaması. Biz sezonda 5 uygulama yapacağımızı düşünürsek, yani ortalama çıkacak rakamlar bir torba veya iki torba katı gübreye denk gelecek. Şimdi biz bu bölgede pilot çalışma yapacağız. Sıvı gübrelerle tabandan besleme işine gireceğiz. Nasıl? Ağacın, ocağın yaşına göre gramaj belirleyip ortalama 100-150 gram bazında direkt toprak altına. Şimdi yeni aparatlar var. Bu ilaçlama makinesinin önüne takıyorsunuz. Toprağa sokup tetiğe bastığınız zaman direkt alta ürünü veriyor. Evet. Sulandırıp direkt alta noktasal atış yaparak böyle bir uygulama yapıyoruz ve bu bizim maliyetimizi yarı yarıya'dan daha fazla düşürüyor. Yani bir bidon ürün alıyoruz, örnek vereyim, bugün 500-550 liraya diyelim. Bir bidon ürün alıyoruz. Bu ürünle neredeyse 5 dönümün üzerinde yer gübreliyoruz. Bu ciddi bir maliyette ucuzlama. Şimdi biz aslında İbrahim abiyle bölgede örnek bir çalışma yapacağız. Şimdi bizim fındıkla ilgili sezonda bir hasat sezonundan sonraki hasat sezonuna kadar normalde 5 uygulamalık bir takvimimiz var. Yıla göre bazen 6'ya çıkabiliyor bu takvim, yağışlara göre. İbrahim abiyle şöyle bir anlaşma yaptık. Dedik ki 20 dönüm arazisi var. Bu araziyi yarıya bölelim maliyet açısından. Yarısını sen karşıla, yarısını ben karşılayayım. Senin bahçende bir uygulama yapalım. Bu uygulamayı da sizin vasıtanızla ekrana getirelim aşama aşama, ama dedik köyde kimseye söylemeyelim. Hasat zamanı geldiğinde orada bir hasat şenliği yapalım. İlk yıl bu basit uygulamalarla ne kadar verim elde ederiz, ne elde ederiz orada insanlara gösterelim dedik. Kötü de olsa bunu göstereceğiz, buradan sözümdür. Yani yaptık uygulamayı, zarar ettik, zarar ettirdik. Bunu da göstereceğiz, orada diyeceğiz ki önümüzü yükleyeceğiz, biz uygulamamızı yaptık ama zarar verdik diyeceğiz. İyi olursa da çıkacağız orada, yine önümüzde yıkayacağız, diyeceğiz ki bakın bu iş uygun rakamlarla bu şekilde gelebiliyor. Bunu yapacağız inşallah. Şunu ilave edeyim ben hemen. Gübre tabii ki pahalandı ama bize bir kompost gübre yapımı öğretildi bize. Fındık zurufundan, işte ahır gübresinden, çeşitli dal parçacıklarından ve üre gübresi ve kireç katıştırılması sonucunda bir de suyla onu ıslatıyoruz, işte onu fermente ediyoruz, bir süresi var. Onu uygulayacağız, yani o yapraktan uygulanan gübrelerin dışında. Bunu topraktan uyguluyoruz tabii ki. Fındığın ana besin maddesi toprak, topraktan sonra kompost gübreler, ondan sonra tabii. Ya aslında çalışmayı hep beraber yapacağız. Buyurun beklerim, küçücek de her zaman kapımız açık. Ama halk olsun, üretici olsun aramızda. İlla ki. Ya şöyle, kompost gübrelere gelelim. Aslında hepimizin evinde evsel atık çok fazla. Gıda anlamında. Yani en basit, hanımlarımız yumurtayı kırıyor, atıyor. Kalsiyum kaynağı, potasyum kaynağı. Bu tarz atıklar gübre. Kompost yapıyor ya abim. Ya evsel atığı çöp olarak ayırmayıp da evsel atığı da buraya katabilirsiniz. Meyve yediniz, kabuğu gübredir. Sebze doğradığınız artığı gübredir. Bu fermantasyon sonucu bir gübre olur. Bunları kullanmak, değerlendirmek gerekir. Şimdi ben neden kimseyi çağırmayalım diyorum. Şimdi uygulama takvimi boyunca ben kendime güveniyorum. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Aslında bütün köyü davet edesim var da seneye hasat şenliğinde. Şimdi üreticiler görecek, merak edecekler. Ya ne yapıyorsunuz diyecekler. Diyeceğiz ki ya bekleyin, sabredin. Şimdi işin içine girmeyin. Bir gösterelim size. Elinizde verileri alın. Ya bu adamlar bununla bunu yaptı desinler diye ben kimseyi. Ha, izleyici olarak gelebilirler ama uygulamacı olarak olmaz. Neticeyi görelim. İbrahim abi desin ki ya biz bir uygulama yaptık, Allah razı olsun, ben çok memnunum desin. Ondan sonra zaten biz bütün köyle diyeceğiz ki isterseniz buyurun yapalım uygulamalarımızı diyeceğiz. Şimdi Mustafa Bey şunu söylüyor galiba.
Çiftçinin aklı gözündedir diyor. İlla görmeli diyor. Ben onu anladım yani. Evet. İlla görecek. Göstereceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Bu yoğunlukta bize de vakit ayırdınız. İyi fuarlar diliyorum. Herkese.